Merhaba arkadaşlar. Bu Power Supply güç kaynağı FSP'nin kaliteli bir güç kaynağı. Modeli 750 wattlık Gold serisi. Bu güç kaynağını bir kardeşim gönderdi bana. Arızalı olduğunu söyledi. Fişte takılıyken kendi kendine arıza vermiş. Kapatmış kendini. Ben sorunu bulmak için bayağı uğraştım. Malum devreyi görüyorsunuz. Bayağı detaylı, teforatlı, ince işçilik olan bir devre. Yani bunun içinden çıkmak her baba yiğidin harcı değil. Bu işle uğraşanlar bunu bilir. Peki bu güç kaynağı neden arıza yapmış? Gördüğünüz gibi temizlik yapılmadığından. Temizlik yapılmadığından dolayı haliyle bir yerleri yakmış. Hem de bayağı bir yerleri. Ben sorunu çözdüm. Sorun burada görmüş olduğunuz kart. Şu anda çalışıyor. Bu kartın görevi benim görev odası dediğim 5 volt bekleme modunu oluşturan, daha doğrusu bu güç kaynağının start almasını sağlayan devre kartı. Tabii bunun üzerinde burada görmüş olduğunuz çip bizim bildiğimiz 8 bacaklı ya da 7 bacaklı çiplerden değil ya da entegrelerden değil. Değişik bir devre yapısı var. Ben bunun yandığını zannettim ki bunu bulamazdım. Yani ülkemizde maalesef bu tür güç kaynaklarının parçasını bulmak zor oluyor. Allah'tan bu yanmamış ama diğer birçok parça yanmış. Bunları ben temin ettim. Sadece göstermek için burada gördüğünüz bir diyot değil bu. Yani normal bir diyot değil. Bu Schottky diyot ya da hızlı diyot. Yani benim söylememle çapraz diyot. Yani olur da böyle bir arıza durumu meydana gelirse diyot üzerindeki numaraya bakarak kaç voltluk, kaç amperlik olduğunu ya da hangi çeşit diyot olduğunu öğrenmeniz gerekir. Yoksa bildiğimiz standart diyotu takarsanız güç kaynağını tamamen mahvedersiniz. Bu diyot buraya büyük. Bu olmaz. Diyotun aynısından maalesef bulamadım. Bulamadığım için aynı görevi yapacak 2 adet yine Schottky diyot, yani hızlı diyot kullanacağım. Bunlar 40 voltluk. 2 adet kullanacağım için 80 volt olacak. Üzerindeki yanan diyot, Schottky diyot 60 voltlukmuş. Ben 80 voltluk diyot kullanmış olacağım. Yani biraz daha mukavemeti güçlü olan diyotlar kullanmış olacağım. Daha sonra burada görmüş olduğunuz MOSFET. Bu MOSFET sorumluymuş. Bunu da değiştirdim. Arkasından burada mor kabloyu görüyorsunuz. Bu mor kablo buradan geliyor. Yani görev odasından çıkış yapıyor. Buradan da işte mor kablo ATX. Bu gördüğünüz ATX soketin bu sıradan başlayıp benim tarafımdan dördüncü pini. Mor kablonun çıkışı bu arkadaşlar. Modüler kartta sorun olduğunu zannettim. Buraları da kontrol ettim. Tabii en son burada yoğunlaşmak zorunda kaldım. Bunu sökebilirdim. Sökmek beni bayağı uğraştıracaktı. Ama el çabukluğuyla devre takibi yaparak arızalı parçaları değiştirdim ve çalışır hale getirdim. Bunu da kurtardık. Hemen geçelim. Yanan parça bu ve bu ve arka tarafında da parça var. Bunların birçoğunu değiştirdim. Bu Schottky diyot kısa devrede, yani hızlı diyot. 60 voltluk bu. Ben 2 adet aynısından bulamadığım için 2 adet 40 voltluk Schottky diyot kullanacağım. Bunlar Schottky diyot, yani hızlı diyot olduğu için ohmaj değerleri biraz daha düşük olacaktır. Bu normaldir. Mesela normal diyotu ölçtüğümüzde veri değişecektir. 400-500 o arada bir ohmaj verecektir. 530 görüyorsunuz. Schottky diyotun farkı budur. O yüzden bu Schottky diyotla normal diyotu karıştırmayın. Yani burada diyot görürsünüz. Bunu normal diyot zannedip takarsanız eğer bunu, güç kaynağınız tamamen yanar, arıza yapar. Şimdi test ediyoruz. Haydi bismillah. Evet. Güç kaynağımız çalıştı. Sorunsuz. Bu yeni nesil güç kaynaklarında ısındıkça fan dönüyor. Başlangıçta tur atıyor ama güç kaynağının içindeki devre elemanları ısındıkça fan soğutmaya başlıyor. Yeni nesil güç kaynakları bu şekilde. Birçoğunuz bunu biliyordur.
bilmeyenler için bunu da hatırlatmak istedim. Şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor. Çalışıyor. Bunu temizleyelim komple. Bakımını yapalım. Eksik gedikleri varsa ya da fanda herhangi bir sorun varsa bunları da tamamlayalım, toplayalım. Daha sonra test işlemine geçelim. 750 wattlık Gold serisi güç kaynağımızı bağladık. Güç kaynağımız daha ısınmadığı için fan dönmüyor. Yani fazla güç çekmiyor şu anda. Bu sistemi ilk defa göreceksiniz. Herhangi bir SATA bağlantısı yok. Üzerinde NVMe SSD katı hal sürücümüz var ve işletim sistemi buna yüklü. Boot edilebilir şekilde. Bu anakart X58 chipset Intel'in kendi üretmiş olduğu UEFI destekli enteresan bir anakart. Bu sistem güçlü bir sistem. Bayağı güç çekiyor. Bununla test edeceğiz bu güç kaynağını. Oyuna girdik. Evet arkadaşlar. Güç kaynağından hiçbir sorun yaşamadık. Gayet stabil şekilde çalışıyor. Sorunsuz. Bir de Furmark testi yapalım. Evet arkadaşlar. Bu testi de başarıyla geçtik. Yani artık bu görmüş olduğunuz güç kaynağı kullanılabilir, çalışabilir halde bir güç kaynağını daha kurtarmış olduk. Ülkemizden bir döviz daha çıkmamış oldu. Umarım bu videolar sizlere fayda sağlıyordur. Siz de el becerinizle ya da tecrübenizle bu tür tamir işlerini yapabilirsiniz. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz. Abone olmayı da unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.